Antep'e geldiğimiz gibi şimdi nohut dürüm yiyeceğiz. Bakalım nasılmış. Ben sadece nohut yiyeceksin, dürüm yemeyeceksin. Ben sadece nohut yiyeceğim. Acılı, öf yandım ama bayağı iyi. Çok güzel. Antep'e geldik ama hiç vakit kaybetmeden şimdi Rumkale'ye gidiyoruz ki Antep'in dışındaki her şeyi görelim, bitirelim. İkinci günümüzde de şehir merkezini gezelim dedik. Şimdi yoldayız. Yollarda çok güzel. Gidiyoruz. Gidemiyoruz. Şimdi gidiyoruz. Şimdi gidiyoruz. Ha, gidiyor araba. Şey, manuel kullanıyorum da ofisten. Ama iyi bir kullanım, sürücüyüm. Aa, ne güzel morlar bir şeyler. Yollar o kadar güzel ki, yani şu anda böyle farklı farklı renkler gördük ve durduk. Şimdi size onu göstereceğim. Rumkale'ye geldik. İnanılmaz bir manzarayla geldik zaten. Rumkale'yi gördük. Sonrasında da hemen arabamızı park edip tekneyle Saklıkent'e geldik. Saklıkent'te bir köy ve sular altında kalmış. 2000 senesinde barajdaki suların yükselmesiyle beraber sadece caminin minaresini görüyorsunuz. Bir de aşağıda yakınlaşınca camiyi görüyorsunuz. Çok enteresan. Çok güzel bir yerde yaşıyorsunuz. Evet. Sizin değil köy mi? Neredeydi tam olarak? Teknelerin bulunduğu yer bizim eski köydü. Sizin ha. Köy. Şimdi yeni köy de yukarıda hemen, burada. Ha, yine yakın oturuyorsun buraya. Yine yakın oturuyorsun buraya. Evet. Burası Rumkale'nin batı giriş kapısıdır abi. Tamam. Buradan mesela buradan çıkıyorsunuz. 5 tamam. Tane kapıyı geçerek Rumkale'nin üzerine çıkıyorsunuz. Yani birisi bu, birisi şu, biri yanı bize dönük olan, bir yukarıda bir de arkada bir çember var. O şekilde geçip üzerine çıkıyoruz. Şuralar hep savaş maskallarının, hem nöbetçilerin bulunduğu bir çizik olan. İçerisine girdiğin zaman aslında orası böyle geniştir. Toplu koyun falan atırdık üzerinde. Hani şeyimiz burada, hayatımız burada geçerdi. 10 numara bir gezinin sonuna geldik. Çok güzeldi. Teşekkürler, sağ olun. Dışarısı önceden ararsanız yine biz yardımcı oluruz. Teşekkürler. Gaziantep geceleri, akşamları.
hemen çıkarıp buraya yerleştirmişler. O zaman Zeugma Antik Kent'e gitmemize gerek yok diyebilir miyiz? Evet, Zeugma Müzesi'ne geldik. Şimdi o ünlü Zeugma mozaiğini göreceğiz birazdan. Ondan önce de diğer eserlere bakıyoruz. Dikkatimizi çeken bunların teker teker işleniyor olması aslında. Bayağı bir iş var yani, el emeği. Bayağı çalışmış Zeugmalılar. Bayağı bir çalışılmış. Milattan sonra 2. 3. yüzyıllarda yapılmış. Adeta Zeugma kentinde geziyor gibiyiz. Zeus mu? Poseidon. Neymiş özelliği? Sen nereye gidersen git seni takip ediyormuş. Aynen, gözleri seni takip ediyor. İşte Leonardo da Vinci'nin Mona Lisa'sı gibi. Saydan da öyle bu arada. Her açıdan baktık. Feyz almış diyorlar. Çingene kızı peki. Niye çingene kızı adı? Çünkü ilk görüşte çingene bir kıza benzetmişler. Ama kim olduğu belli değil. Kim olduğu belli değil. Belki Büyük İskender'in tablosu olduğu, portresi olduğunu söylüyorlar. Ya da. Çingene kızı güzel saydan. Güzel. Sizi takip evet. ediyor. Gelirseniz. Takipte. Tabii ki de acıktık. Müze bizi acıktırdı. Müzeyi gezmek acıktırıyor. O güzel. Restorana geldik. Bir şeyler yiyeceğiz. Böyle olabildiğince her şeyi denemeye çalışacağız bakalım. Evet, yemekler çok iyiydi. Yuvalama. 10 üstünden 10. Benim yediğim kebabın adı neydi? Ekşili Sultan Kebabı. Çok iyiydi. O etler yani şey gibi ya, pamuk gibi. Anlatamıyorum. Yani pamuk gibi böyle ağzınıza dağılıyor. İnanılmaz. Gram yeterli mi? Biraz daha alalım. Tamamdır. Fıstıklarımızı da aldık. Fıstık gibi olmak için Antep fıstığı aldık, yolduk. Evet, bir de cevizli böyle neydi o? Evet, böyle bayağı güzel bir şey yedik. Demin adını söyleyemediğim şey işte bu, cevizli sucuk. Bayağı iyi. Cennet ya, yemek cennet yani. Her yer cennet. Gaziantep'i yedik, doyduk ve bu yolculuğun, seyahatin sonuna geldik. Bol yemeli. Sonuna mı geldik? Biraz da gezmeli. Gaziantep'in sonuna geldik. Şimdilik hoşça kalın.